Şimdi iki bardak kadar süt koy bakalım. Yeter mi? Yeter, yeter. Ay şunu biraz hızlandır kızım. Nedir bu böyle yavaş yavaş? Tamam. Yani şimdi biz mi yaptık bu keki? Tabii. Her seferinde sihirle yapmıyoruz ya. Sadece işimizi kolaylaştırıyoruz, o kadar. Şuna bak. Mutfak robotu kesildi başımıza. Ay şeker ne kadar? Dök bakayım, dök. Yeter herhalde evladım. Ben böyle karar tutturamam ki. Aa, Nana, bakıyorum da dünya işlerine alışmışsın. Ya ne demezsin. Yüzük işler el övünür. Tamam, biraz daha karışsın. Sonra kalıba dök, fırına koy. 180 derecede 45 dakika pişecek. Ben içeri gidiyorum, program başlıyor. Ay kocası kaybolan kadın vardı ya, buldu mu adamcağız? Yok yok, işte bugün her şey belli olacak galiba. Dün biri telefon bağlantısı yaptı. Deme. Ya, bence adam kadından kaçtı, bak görürüz. Hadi. Hadi gidip bakalım. Şunu nasıl yiyorsunuz anlamıyorum. Çok güzel ama. Televizyon izlerken iyi oluyor. Bitti işte. Ay ben dünyadaki bu kadın programlarına alışamadım, gitti. Ben de. En çok çizgi filmleri seviyorum. Favorim de Tom ve Jerry. Aa, Ay Türkan Şoraylı film var burada. Ay bu film çok güzel. Ben bunu tam 4 kez seyrettim. Neden? Anlaşılması mı zor? Hayır, çok acıklı. Bu ne? Nasılsa birazdan ağlamaya başlarsın. Doğru. Ay, burada kalıp gözleriniz kızarana kadar ağlamanızı seyredemeyeceğim. Ben müdürcüğümü ziyarete gidiyorum. Ciao. Hah, bu arada Şoker'e öyle bir ceza verdim ki tam 199 ay rahatız. Az bile yapmışsın. Bay bay. Ay, çok acıklı, çok. Evet çocuklar, şunu da buraya taktıktan sonra bir de burayı kontrol edelim. Evet, çadırımız sapasağlam kurulmuş gibi oldu. Hah, bakın çocuklar, burada da bir kapısı var. Çadırımızın içine o kapıdan böylelikle giriyoruz. Gördünüz mü çocuklar ha? Ah, olamaz. Hay Allah. Çocuklar, çadırımız çöktü. Gayet tabii bunu bizim toprak düzenimizi kurmamız gerekiyordu. Burada kayıyor yerden. Hay Allah. Pardon. Özür dilerim çocuklar. Aslında çadırı toprak düzeninde kurmak gerekiyordu. Efendim, hoş geldiniz. Ay meşgulseniz, sizi rahatsız etmeyeyim. Aman efendim, öyle şey olur mu? Rahatsızlık ne demek? Hangi iş sizden daha mühim olabilir ki benim meşguliyetim? Bir çocuklar, bir de siz. Hafta sonu doğa sporları kulübü öğrencilerimizle bir uygulama yapacaktık. Onunla ilgili bir şeyler gösteriyordum. Buyurun efendim, odama gidelim. Çocuklar, öğrendiniz değil mi çadır nasıl kurulacakmış? Nasıl kurulacağım değil ama nasıl yıkılacağım, çok iyi öğrendim. Şakacı, seni şakacı. Hiç merak etmeyin çocuklar, yanınızda ben oldukça hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Sizin gücünüz 10 kaplanın gücüne eşitmiş, öyle mi öğretmenim? Yani 10 olmasa da 3-4 kaplanın gücüne
eşit diyelim. Ah bravo. Buyurun hanımefendiciğim.